أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا قمت من الليل تصلي فارفع صوتك قليلا تفزع الشيطان وتوقظ الجيران وترضي الرحمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalı, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle ahirete irtihar eden müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız, istifade ettiğimiz eserlerinden yararlandığımız ilim bahsettiğimiz üstazlarımız, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervacın El-Fatiha. İzâ kâne yevmül kıyâme, kıyamet gününde, evet, cennette, evet, mahşerde de olabilir, mahşerde de olabilir, evet, yakravullâhul Kur'an, Allah Kur'an'ı, kendi kelamını okur, kendi evet, sessiz, harfsiz, çünkü ses ve harfle ben okurum, Allah insanlara benzemez, değilse kemisliği şey, mahlukata benzemez. Sessiz, harfsiz. Bu bildiğimiz şeylerle değil. Onunla olmaz. Sessiz, harfsiz. Bütün yaratıklarına Allah kendi kelamını duyurur. Duyurur. Bunu ancak orada anlayabileceğiz. Duyabilecek kapasitede olursak Allah bunu nasip etsin inşallah. فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ Sanki Kur'an'ı o kadar okumuş, dinlemiş ama adam bizzat Allah okuyunca onu hiç duymadılar. فَيَحْفَظُهُ الْمُؤْمِنُونَ Müminler onu hiç ezberlemediler sanki. İhlas, bir sürü sure, hafızlar hepsini ezberlemiş ama sanki böyle seni hiç duymadı, hiç ezberlemedi. Evet, وَيَنْسَاهُ الْمُنَافِقُونَ Evet, münafıklar, kafirler ise bunu duyamazlar, unuturlar, unuturlar içlerinde küfür gizlediği için, kabul etmedikleri için. Bu mahşerde olabilir. Çünkü münafıklar, kafirler cennete girmeyecek. Münafıklar derkil esfeli minen nar, cehennemin en dibinde olacaklar. İçi kafir, dışı Müslüman gözüküyor ama içi kafir, inanmıyor. Münafık bu demek, gerçek münafık bu demek. Kafir zaten inanmıyor, onun için cennete giremeyecekler. Öyleyse bu mahşerde olacak demektir. Kur'an okuma işi Allah'ın mahşerde olacak demektir. Ama başka şeyler de var. Cennette Ehl-i cennet üzerine Allah Zülcelal Hazretleri yedhulûne alel cebbar külle yevmin marrateyni iki defa cebbar olan Allah'ın huzuruna girerler. Yakru aleyhimul Kur'an. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı onlara okur. Evet. Her bir kişi fakat celese kullu umri'in minhum meclisehu lezi huve meclisuhu ala menabirid dür vel yakut vel zümrüt vel zehep vel fudda
bil amal. Her bir cennetlik bu Kur'an-ı Kerim'i okuduğu sırada muazzam kürsüler üzerinde, minberler üzerinde yakuttan, inciden, zümrütten, altından, gümüşten وَلَا تُقِرُّ عَيُّنُهُمْ قَطُّ كَمَا تُقِرُّ ذَٰلِكَ öyle dinlerler, öyle mest olurlar, öyle zevk, heyecan duyarlar ki Allah'ın bu Kur'an okumasından daha öyle hiç gözleri ruşen olmadı, öyle hiç bahtiyarlığa ermediler sanki وَلَمْ يَسْمَعُوا شَيْئًا عَظَمَ مِنْهُ bundan daha muazzam bir şey sanki hiç işitmediler وَلَا أَحْسَنَ مِنْهُ bundan daha güzelini işitmediler ثُمَّ يَنْصَرَفُونَ اِلَى رِحَالِهِمْ sonra evlerine, köşklerine dönerler cennette evet وَقُرُدْ اَعْيُنِهِمْ evet eşlerine, cennetteki eşlerine dönerler نَاِمِينَ اِلَى مِسْلِهَا مِنَ evet قَدْلِ وَالْتَوْفِيقْ بَيْنَهُمَا هَذَا evet bak eşler derler ki ne oldu sana o kadar güzelleşmişsin ki evet o kadar Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı dinledikten sonra eşlerin yanına dönünce o kadar güzelleşmiş görürler eşleri. Böyle bir nimetler var. Şimdi burada cennette diyor. Şimdi okuduğumuz hadise göre münafıklar bunu unutamaz, orada duyamaz. Öyleyse mahşerde olacak. Halbuki burada okuduğumuz hadiste cennette olacak. Bu iki hadis var. Evet. Bu iki hadis var. Şöyle olabilir. İki yerde de olabilir. Hadis-i şerif ikisi de birbirine çelişmez. Yani iki yerde de mahşerde de olabilir bu. Bunu ancak müminler, güzel insanlar duyabilir. Cennette de zaten her zaman bu olacak. Allah'ın bir lütfu olacak onlara şeklinde yorumlar yapıyorlar. Evet. Yorumlar yapıyorlar. Bunu duyabilmek için, bunları duyabilmek için cenneti kazanmak lazım. Gözünü, dilini, kulağını haramdan tutmak lazım. Bu mükafata ermek için Hazreti Ebu Hüreyre'den başka destekleyen hadislerle beraber Deylemi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İzâ kâne ahadukum fişşemsi sizden biriniz ey müminler güneştesiniz. Güneşin gölgesindesiniz. Bir rivayette gölgede, bir rivayette güneşte. Fakalasa anhu zillu ve sara ba'duhu fi zilli ve ba'dun fi şems. Güneşin gölgesi güneşte ağaç gölgesinde veya duvar gölgesinde, ev gölgesinde oturdunuz. Güneşin sıcaklığından korunuyordunuz. Ama güneş durmadan dünya döndüğü için güneşin durumu da değişiyor. Gölge üzerinizden gitti. Diyor ki yarınız vücudunuzun yarısı güneşte kaldı. Yarısı gölgede kaldı. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Fakalasa anhu zillu ve sara ba'duhu fi zilli ve ba'du fi şems. Yarısı vücudunuzun, bedeninizin yarısı gölgede kaldı. Güneşin hareketinden, dünyanın hareketinden dolayı. Yarısı da gölgede kaldıysa felyakun o adam kalksın. Evet. O durumda oturmasın, oturmasın. Peygamberimiz bize bunu teşvik ediyor, tavsiye ediyor. Mecburi değil. Mecburi olanlar başka. Burada mendup. Böyle yaparsanız iyidir. Yol gösteriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bir adamın vücudunun, bedenin yarısı gölgede, yarısı güneşte olursa bedene zararlıdır. Zararlıdır. Mizacı bozulur. Yarısını güneş yakıyor, yarısı yakmıyor serin. Siz ona metabolizmam diyorsunuz. Ne diyorsanız işte mizacı bozulur. Peygamberimiz müminlere sevdiğinden, acıdığından bundan hastalık olur. Şimdi onun adına stres mi diyorlar? Çaresini bulamayınca stresten diyorlar. Birçok şeyleri ona bağlıyorlar. İnsanın sağlığına zararlıdır bu. Ya toptan güneşte dur, vücut ona göre tedbir alır. Ya toptan gölgede dur, vücut ona göre tedbir alır. Onun için yarısı sıcakta, yarısı gölgede olmasın. Olmasın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizi uyarıyor. Tabii
Şimdi burada şu da var. Siz birisine gittiniz mesela çağırmaya, adam gölgede oturuyor. Siz de onu çağırmak vardınız, selam verdiniz. Söylediniz, söylerken vücudunuz yarısı gölgede, yarısı güneşte. Yok, bu kadar değil. Devamlı olanı söylüyor diyor. Hadiste kastedilen yarısı devamlı gölgede, yarısı devamlı güneşte olacak şekilde olan zararlıdır. Yani kısa süre, muvakkatan geçici bir süre yok, olmaz. O zaten bedene o kadar etkili olmaz. Devamlı bu şekilde yarı gölgede, yarı güneşte olursadır Peygamberimizin burada kastedilen şeyi. Onun için otururken dikkat edin. Hep yarınız güneşte, hep yarınız bir yarınız da gölgede olmasın. Peygamberin sünnetine aykırıdır ve zararları vardır diyor. Ebu Davud, Tirmizi, Beyhaki, Ebu Hureyre'den hasen hadis olarak nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. İzâ kâne ahadüküm alâ vudûin fe ekele ta'amen fe lâ yetevaddâ. Sizden biriniz abdestliyken yemek yerse abdesti bozulur mu, bozulmaz mı? Evet, bu tartışma var. Böyle adamlar da var. Hatta et yersen bozulur, pişmiş yemek yersen bozulur diyen kimseler var. Şimdi ona cevap veriyor hadis-i şerif. Sizden biriniz ey ümmeti Muhammed abdestliyken yemek yerse felâ yetevaddâ. Evet, abdest almasın. İmam Sevri, İmam Evza'i, Ebu Hanife, Malik, İmam Eşşafi'i, Leys bin Sa'd, İshak bin Rahuye, Ebu Sa'ur bu görüştedirler. Yemek yendiği zaman eğer dişin kanamamışsa, abdest bozacak bir hareket olmamışsa yemek yemek şeyi bozmaz. Abdesti bozmaz. İşte Peygamberimiz Efendimiz bu hadisi delil almışlar. Evet, ama başka bir hadis daha var. Tavattavu mimma gayyaratin nar. Ateşin değiştirdiği şeylerden dolayı abdest alın. Öyle de hadis var. Bu da Ayşe anamızın içtihadıdır. Ateşte pişirilen bir şey yedin mi, bu hadise binaen abdestinizi değiştirin, alın diyor. Ebu Hureyre de, Enes İbni Malik de, Hasan-ı Basri de, Ömer İbni Abdülaziz de bu içtihattadır. Şimdi bizler doğrudan doğruya Kur'an-ı Azimüşşan'dan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden hüküm çıkarabilecek adamlar değiliz. Doğrudan doğru Kur'an'dan ve hadisten hüküm çıkarabilecek olanlara müçtehit denir. Mutlak müçtehit. Onların içtihatlarına ilave, onlarda hangisi doğru eğri, bu da bir ashab-ı tercih diyorlar ona. O da bir içtihat şeysi vardır. Biz onlardan olamadığımıza göre, bak böyle rivayetler var görüyorsunuz. Bir öyle diyor hadis-i şerif, bir böyle diyor. Hangisi ne maksatla söylenmiş, hangisi önce söylenmiş, hükmü kaldırılmış mı kaldırılmamış mı? Bilenler, ne anlama, hangi maksatla söylendiğini bilenler o konuda konuşacak. Buna da biz müçtehit diyoruz. Biz öyle olmadığı için, öyle olmadığımız için o adamlardan bir müçtehide tabi olacağız. Zaten Kur'an-ı Kerim'de feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun, dini meselelerde bilmediğiniz şeyleri ehli zikir alimlere, yani bilene, bildiğini yaşayan, inanan kimselere sorun diye Allah'ın emri var. Biz doğrudan doğru Kur'an'dan hüküm çıkaramadığımız için hadisten işte İmam-ı Azam diyoruz, İmam Şafii diyoruz, İmam Malik diyoruz, İmam Mahd diyoruz. Bunlar aslında 4 kişi değil. 29 kişilermiş mutlak müçtehit. Onlar zamanında etrafında böyle dinleyenleri olmuş, cemaatleri olmuş. Ama irtihal ettikten sonra kaybolmuş gitmişler. Ama bu 4 büyük imamın mezhebi, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli İslam aleminde kalmış, halen devam ediyor. Yoksa 29 tane mutlak müçtehit varmış. Onların devrinde işte onları saydık size. Onlar işte bu ayet ve hadisleri bakacak. Senin gibi bir tane de sokmuyor ki. O sahada peygamber ne kadar hadis söylemişse hepsini süzgeçten geçiriyor.
ne maksatla söylendiğini erken, çünkü 10 sene evvel söylemiş peygamberimiz, Müslümanların seviyesi o gün o zaman öyleymiş, sonra kaldırmış. Kabir ziyareti böyledir. Kabir ziyareti yapmayacaksınız diyor. Ziyaret yasak diyor peygamberimiz. Çünkü adamlar anasına atasına tapıyor müşrikler, biliyorsunuz. Dava orada. Allah bir deyin. Deyin dediği zaman yıllardır atamın, dedemin, nenemin dini üzereyim ben. Onlara tapıyor müşrikler bu. Böyle bir ortamda unutturabilmek için kabir ziyareti yasak demiş peygamberimiz. Sonra Medine-i Münevvere gelip iman kökleşince, Müslümanlar dini bilgiler tam alınca, ala fezuruha, dikkat, kabirleri ziyaret edin. Fe inna tuzekkirul ahira, çünkü kabir ziyareti ahireti hatırlatır. Biz de böyle olacağız, kara toprağa gireceğiz, üstümüze çürüyeceğiz, otlar bitecek. Aa, diye kendinize getirir. Bu, bakın evvelki söylediğini daha sonra kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de de var. Evvelce içki yasağı yok. Evet, evvelce içki yasağı yok. Ona iş, Allah bir deyin, putları bırakın. Hep ayetler öyle Mekke'de. Ama Medine-i Münevvere'de içki haram diyor. Beş kademede içkiyi haram kılmış. Eski serbest bırakma kaldırmış. Ayet tarafından da böyle var. Yani bugünkü günümüzde uygulanan dünya hukuklarında da var. Yeni kanun eski kanunu yürürlükten kaldırıyor. Bu da insanların gelişmesine gayet uygun. İslam'da kıyamete kadar insanın ihtiyaçlarına cevap vereceğine göre, evet, peygamberimizin Müslüman'ı ilk ilan ettiği günkü mü insanlar şimdi? Farklı tabii. Ona göre Medine'de farklı hükümler söylemiş. Ama en son ayet ne? El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Dininiz mükemmel, eksiği kalmadı. Bundan sonra değişme yok diyor. Genel prensipler Kur'an vaz etmiş. O genel prensipleri olaylara kim uygulayacak yine? İşte bu işte müştehitler. Mutlak müştehit dediğimiz imamlar. Bunların sözlerini açıklayan müştehitler. Evet, böylece devam edecek kıyamete kadar. Evet, şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada okuduğumuz şeyde, efendim, yemek yediğiniz zaman abdest almayın. Ama yine söyledik ki ateşin değiştirdiği, ateşte pişmiş bir yemek yediniz mi alın. Böyle bir hadis varmış. Bunu ne maksatla söyledi? Bunu işte o mutlak müştehitler biliyorlar. Yine Semura, Cabir bin Semura'dan Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su ile atavattu min luhumil ganem, koyun eti yediğimiz zaman abdestimizi yenileyelim mi ya Resulallah? Kale inşi'te fatavatta ve inşi'te felâ tatavatta. İstersen al evladım, istersen alma. Peygamberimizin cevabı bu. Kale etavatta min luhumil ibil. Evet. Deve eti yesem ya Resulallah, alayım mı abdest? Kale naam. Tavatta min luhumil ibil. Evet. Deve etinden dolayı abdest alırsın diyor. Deve eti farklı, sütü de farklı. Hep yağ, mübarek sütü, hep yağ. Farklı, yağı fazla. Evet, böyle hadisler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den deve etinden dolayı abdest alınır mı diye soruldu. Fe'mara bihi. Bu nedenle deve eti yenmek sebebiyle abdest alın diye emretti. Ahmed İbni Hanbel, deve eti yediğin zaman diyor abdest almak mecburidir diyor. Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebi öyle söylüyor. Evet. Şimdi vudu bildiğimiz, bizde niyet ederek işte namaz kılacağım diye yüzü yıkamak, kolları yıkamak, başı mesletme, ayakları yıkamak. Buna vudu diyorlar. Aynı zamanda bu el yıkamayı da gelebilir. Evet, abdest suyu nedir? Vudu derler. Vudu abdest alma, vudu abdest suyu. Yakın birbirine. Bazılar diyorlar ki deve etinden abdest alalım mı? Dediler, orada abdest alma değil, yıkama manasındadır. Yorum yapıyor şimdi. Müştehit öyle yorum yapıyor. Evet diyor Efendimiz.
deve et yediniz mi eli yıkayın, mazmaza yapın. Çünkü yağı çoktur. Yağı çoktur. Yapışkandır. Çıkmaz kolay kolay. Deve eti böyledir. Sütü de böyledir. Onun için elinizi yıkayın. Yıkama anlamındadır bu. Abdest öyle yorum yapıyorlar. Bazı da yok diyorlar. Abdest almaktır. Böyle iştihatta bulunmuşlar. Yemek yemeden evvel elimizin yıkanması peygamberimizin hiç vazgeçmediği sünnetlerindendir. Sünnet-i Mekke'dedir. Yemekten sonra elin yıkanması da sünnet-i Mekke'dedir. Elin yağlıyken uyumamayı yemek yedikten sonra mutlaka yıkanmayı peygamberimiz emretmiş ve yağlıyken uyumayı yasaklamış, gecelemeyi yasaklamış. Elinde ağzında yağ varken ne olur? Ne olur? O yağ şeysi için böcek börtü gelir gece. O yağın kokusuna gelir, seni zehirler, sokar. Sen kaşınırken hemen iğnesini batırır. Ondan sonra öldürür veya hadi hastaneye dolaşırsın. Efendim o yağın kokusuna, o ağzındaki bulaşık, elindeki bulaşıklar sebebiyle hep bunları Müslümanları acıdığından, şefkatinden dolayı elini yıkamadan yağlıyken gecelemeyi yasaklamıştır. Böcek börtü gelir, akrep gelir vesaire. Evet. Şimdi emretmek, buna bakaraktan Ahmed bin Hanbel mecbur ediyor. Ama Ebu Davud Nesai'ndeki şey de kâne âhirul emreyn min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terkul vudu mimma messetin naru. Evet. Kimisi de diyor ki bu Ebu Davud Nesai'deki hadisle işte deve eti yerseniz elinizi ateşte pişmiş bir şey yerseniz abdest alınız emri terk edilmiştir, mensuhtur, yürürlükten kaldırılmıştır. Kimisi yürürlükten kaldırımı yoktur diyorlar, ona göre yürüyorlar. Böyle müştihat farkları var, müştihat farkları var. Ateşte pişirilmiş yemeklerden dolayı abdestin alınmayacağı geneldir. Evet. Deve etinden dolayı abdest alması gerektiği haberi özel bir haberdir. Özel bir haberdir. Onun için arada çelişki yoktur filan diye de yorumlar yapılmış. Ela in en yekuna labanul ibli illa en yekuna labanul ibli iza şeribtimu ela. Evet. Deve sütü eğer içtiğiniz zaman fetamazmazu bil ma'i, suyla mazmaza yapınız. Evet. Nasıl olacak diyeceksiniz tabii. Biz de mesela peygamberimiz zeytinyağı ile saçınızı yağlayın diyor. Bizim Türkiye'de zeytinyağı yağlasan her tarafı batar. Ha. Arabistan'a gittik. 69'da ilk defa Hacca gittiğimizde Allah sıcağı, gölgede hiç güneş görmemiş. Beyaz mermerin üzerine yatamıyorsun. Yakıyor vücudunu. Gölgede güneşe zaten çıkamıyorsun öğleyin. Kim bilir kaç derece. Gölgede yerden kaptıysa o sıcaklığı, mermerin üstüne yatamıyorsun, yakıyor yahu. Kabe'nin kenarındaki o revakların altında. Ha dedim ben. Yağlamazsan eğer vücudun yara eder güneş. Yapmaz mı? Yakar değil mi? Çatlar, bozulur. Yağlayın. Yağlayın ki güneş zarar vermesin. Yalıtkan işte denize gidenlere kremleri var. Ha onun o zaman kremler nerede bulsun? Fabrika yok o zaman. Yağlayın. Ha demek ki bu dedim ben. Bu zeytinyağını yağlayınca bu güneşe çıkınca da yağın çoktan hükmü kayboluyor. Suyla yıkayınca hiç eser kalmıyor yağdan. O sıcakta Efendimiz bunu söylemiş. Görüyorsun yani. Ya hiç suyla yıkadın uçup gidiyor. Çünkü o güneş onun senin burada olduğu gibi yapışkanlığı falan bırakmıyor yani. Hiçbir şey eskisi kalmıyor.
yapışkanlığı kalmıyor. Suyu yıkayınca uçup gidiyor. Yerinde bu hadisleri görünce anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten suyla yıkayın. Sabun nerede? Hani sabunla yıkayın. Sabun nerede bulsun? Çöldeki adam. Sabun nerede bulsun? Sabun fabrikası mı var orada? Sabun bilinmiyor ki. Bunları böyle yerinde görürsen anlıyorsun. Ne biçim söz yahu? Suyla zeytinyağı çıkar mı ya? Sen güneşte dur da bir 70 derecelik sıcakta. Çıkar mı çıkmaz mı anlarsın oradan. Biz gördük, tatbik ettik. Anladık gördük. Hiçbir tane eser kalmıyor suyla yıkayınca. Güneş onun şeysini alıyor. Ama Türkiye'de tabii bulutlu havada tamam aklın ermez buna. Onun için Peygamberimiz deve eti yediğiniz zaman diyor fatamazmaz o bilmez suyla ağzınıza su alın gargara yapın. Çıkarmaz ki ya çıkarıyor arkadaş. Git gör o sıcakta o yağın şeysi kalmıyor güneş. Suyla şey ettiniz mi o azıcık kalanı da su alıp götürüyor. Evet. Tabarani Diyar Makdisi Ebu Umame el-Bahili'den nakletmiş. Sonra biliyorsunuz zeytin şifalı bir şey. Zeytinyağı şifalı bir şey. Kur'an-ı Kerim'de önemli maddelere Allah yemin ediyor. Vettini ve zeytuni. İncir de güzel bir şey. Zeytin de güzel bir şey. Yağı da güzel bir şey. Şifalı. Ama herkese mi canım? Herkese olur mu? Yağ yemeyen adamlar var. Grubu ayrı. Ama genelde zeytin şifalı bir şey. Şimdi dünya tıbbı da diyor ki zeytin yiyen, zeytinyağı yiyen Akdeniz ülkelerde kanser nadir diyor. Çok az oluyor. Başka yerler çok. Peygamber boşuna mı söylüyor? Evet. Efendimiz'in sözlerine mutlaka bir hakikat payı var. Senin kafan yermediği zaman bir bilene soracaksın. Yani ne biçim ya filan demeyeceksin. Hani burada deve eti yiyince suyla mazmaza edin. Zaten o sıcakta dedik ya yağın çoğu gidiyor. Suyla da azıcık halloluyor iş. Evet böyle yerinde görünce insan daha çabuk anlıyorsun meseleyi. Onu ben söylemek istiyorum. Söylemek istiyorum. Bazen aklı ermeyenlere bu bilgileri vermek istedim. Evet şimdi yemekten evvel mutlaka el yıkamanın sünneti Mekke'de olduğunu hiç bırakmadığını yemekten sonra da hiç Efendimizin yıkamadan elini yetmediğini yine hatırlatmış olalım. Daha evvel de söyledim yine yeri geldiği için yine hatırlatalım. Mukavkis peygamberimize hediyeler göndermiş. Doktor da var içinde. Hepsini kabul etmiş. Doktora demiş sen memleketine dön. Orada insanlara hizmet et. Niye demiş beni gönderiyorsun? Demiş biz acıkmadan sofraya oturmayız. Elimizi yıkamadan yemeyiz. Doymadan kalkarız. Öyle tıka basa yemeyiz. Yedikten sonra da elimizi yıkarız. Kolay kolay hasta olmayız biz. Sen git demiş. İşine bak. Ne kadar güzel. Bugün bütün doktorlar şeyde az ye. Karışık yeme. Dikkat et temizliğine dikkat et. Aynı şeyle söylemiyorlar mı? Güzel peygamberimiz tıp fakültesine gitmedi. Ama bu Allah'tan okuduğu için her şeyi biliyor. 1400 sene evvel bunlar söylemiş. Sen de bunları riayet edersen, az yesen, karışık yemezsen, tam tıka basa doymadan kalkarsan mide hastalığı çekmezsin. Başka şeyler çıkmazsın. Doktorun dediği de bu. Karışık yeme diyor. Az ye diyor, sık ye diyor. Onları söylemiş.